Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Turan Çakır Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda geçen hafta komisyonlarda görüşülen 49 gündem maddesi karara bağlandı. Canik Kaymakamlık binasının yeni yerine Mayıs ayındaki meclis toplantısında tepki veren bölge esnafı, karara yaptıkları itirazların reddedilmesi sonrası yine tepkisini ortaya koydu. Burada başka bir sorun daha çıkıyor. Komisyon toplantısında tartışmaya neden olan Canik Kaymakamlık binasının yeni yeri meclis toplantısında tartışıldı. Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Canik Kaymakamlık binasının yeri konusunda sıkıntı oluşturmayacak bir yer belirlediklerini söyledi. 3 kurum mağdur edildi. Eğer bu yer yarın istimlak edilse bile edilecek mağduriyetini şunu ifade etmek istiyorum. Birincisi, kaymakamlık hizmet binasının geciktirilerek Canik halkına hizmet etmesini ve Canik halkı mağdur edilir. İkincisi, devleti zarara uğratır. Çünkü buradaki yeni tahsis edilecek olan istimlak edilecek yere baktığımızda 2900 metrekarelik bu yer, zemin etütüyle birlikte baktığımız zemin iyileştirilmesi yapılması gerektiği Şehircilik Bakanlığı'nın raporunda var. Bu rapor 28-12-2012 tarihli bir raporunu çıkardı. Çünkü burada zeminin çakıl kum, balçık ve kil serisi oluştuğu için alan taşıma gücü olmadığı için burada bir zemin iyileştirilmesi gerekiyor. AK Partili Meclis Üyesi Sabri Arslan da belirtildiği gibi valiliğin böyle bir talebinin olmadığını ifade etti. Valiliğin böyle bir talebinin olmadığı söyleniyor. Yani bu sanki valiliğin talebi yok da biz mi büyükşehir olarak böyle bir şey yapıyoruz? Varsa bu talebin bir belgesi, bilgisi gibi bir şey var mı? Bu şeyden de kurtulalım diyorum yani. MHP'li üye Recep Güleroğlu, bir takım kamu hizmet binalarının yapılması, aynı statüde olan binalarda yer alanların da aynı isteğin oluşturacağını ve itirazın kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Bu tamamen insani boyutuyla bakıldığında kabul edilebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca hukuki olarak da anayasanın eşitlik ilkesini zedeleyecek bir uygulama olduğunu düşünüyorum. CHP'li üye Mustafa Tüfek de ileride keşke diyecekleri kararların altına imza atılmaması tavsiyesinde bulundu. Ülkelerin altına en azından itiraz eden kurumun itiraz dilekçesini ekleyip belediye meclislerimiz ayrılmasın, ona göre uygulansınlar. Ta bu belediye meclisi açıldığında bir şey söylemiştim. Bizi bu bakımdan güçlendirdi Sayın Başkan. Keşke diyeceğimiz şeyleri imza atmayalım. Yine CHP'li üye Erkan Akgüz ise red oyu verenlerin konuştuklarını ancak kabul oyu verenlerin düşüncelerini açıklaması gerektiğini ifade etti. Burada isimlerini saymak istemiyorum ama evet oyu veren arkadaşlarım da. Gerekçelerini daha önce konuşmuştuk, hatırlıyorsunuz. Onlar konuşmamıştı. Sadece sizle ben konuşmuştum. Onlar konuşmamıştı. Her konuda her arkadaşımız konuşmuyor, konuşabilir, konuşmuyor. Ama biz hani karşılıklı konuşmuştuk. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, altı boş olan maddelerin görüşülmesinin asla mümkün olmadığını söyledi. Yani Büyükşehir Belediye Başkanımız bir heyetle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ettiklerinde Büyükşehir Belediye Başkanımızla da konuşuldu. Konuştunuz. Yani dolayısıyla derdinizi, sıkıntınızı söylemeniz gereken bir şeyde demokratik şartlarda konuştunuz, söylediniz. Ama bu mecliste bu şekilde söz almanın şık olmadığını, kendine göre doğru olabilir ama doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Yoğun itirazlara rağmen oylamaya sunulan itiraz maddesi 56 kabul 23 ret oyuyla reddedildi. Bunun üzerine toplantıyı takip eden bölge esnaflarından Mustafa Anıl karara tepki gösterdi. Başında yerim var. Arkada 3 blok arkada telekomutatif yer yaptı. Sanayi onu da mı kaldıracak? Beni kaldırırken. Şey yapmayın devam da. Lütfen Turan Bey'den ben rica ettim. Tamam haksızlık yapıyorum. Hata yapıyor olabilir. Ama ben bir vatandaşım, insanım. Kaymakamlığa biz dedik, Yusuf Bey'e de gittik. Gel alalım kaymakam beye. Şimdi bak. Yer gösterelim dedik. Ya doğru değil ama bu yaptınız.